Ses teli felci çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek bir rahatsızlıktır ama ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde hemen hemen en çok görülen neden tiroid cerrahisi yani guatr ameliyatlarıdır. Guatr ameliyatlarında bilindiği gibi ameliyatın en belirgin birkaç riskinden bir tanesi ses teline giden sinirlerin zedelenmesi ya da ameliyat sırasında istenmeden kesilmesi durumudur. Bu her guatr ameliyatında yaklaşık %1 ile 3 arasında bir risk yaratır. Guatr ameliyatlarında bu ses tellerine giden sinirlerden bir tanesi ya da iki tanesi istemeden de olsa zedelenebilir. Bu durumda hastalarda farklı farklı belirtiler ortaya çıkar. Tek taraflı ses teli felçlerinin hemen hemen en önemli belirtisi hastanın sesinde ciddi bir kısılma olması, hastanın ciddi bir ses kısıklığı yaşaması ve zaman zaman içtiği sıvıların nefes borusuna kaçıp öksürüğe neden olmasıdır. Aynı zamanda bu hastalar konuşurken devamlı ses tellerinin arasından bir hava kaçağı olacağı için nefeslerini konuşma boyunca yetiremezler ve zaman zaman hava açlığına girerler. İki taraflı ses teli felci zedelendiği zaman bu hastaların temel şikayeti nefes alma zorluğudur. Ses telleri orta hatta kapalı kalır. Hastanın sesi gayet iyi çıkar sıklıkla ancak hasta rahat nefes alamaz ve bu hastaların bir bölümü ameliyattan sonra uyandıklarında boğazlarında nefes borusuna açılmış bir delikle uyanabilirler. Bütün bu hastalıkların gerek tek taraflı gerek çift taraflı ses teli felçlerinin tedavisi mümkündür. Ne yazık ki bu ülkemizde birçok hekim tarafından hastalara yeterince aydınlatılma yapılmıyor. Bunların tedavisi mümkündür. Tek taraflı ses teli felci olanlarda hastanın sesi ameliyat öncesi sesine çok yakın bir hale hatta eski haline getirilebilir. Bunun için elbette bir takım cerrahi müdahaleler gerekir. En basitinden hastanın karnından alınacak bir miktar yağ dokusu ses telinin içine enjekte edilebilir. Onun dışında boyunda gene guatr ameliyatının yapıldığı bölgenin hemen üzerinde yapılacak küçük bir kesiyle, lokal anesteziyle bu hastalar yaklaşık 1-1,5 saatlik bir ameliyatla eski seslerine kavuşabilirler. İki taraflı ses teli felci olanların ise o boyundaki deliğe hayat boyu mahkum olması diye bir şey söz konusu değildir. Bu hastalar ağızdan girilerek yapılacak küçük bir müdahaleyle o delikten kurtulabilir ve hayatlarının sonuna kadar ağızdan rahat rahat nefes alıp yaşayabilirler. Bunlar tedavisi olan hastalıklardır. Bu rahatsızlığı olan hastaların hiçbir şekilde ümitsizliğe kapılmaması gerekir. Uygun şartlarda tedavi edildiği zaman tek bir ameliyatla bu hastaların hayatlarının geri kalanını son derece rahat geçirmeleri çok mümkündür. Tedavi sonuçları son derece başarılıdır. İki grup hastalıkta da yaklaşık %100'e varan başarı oranları mevcuttur.